Şimdi son yıllarda şehrimizde maalesef böyle bir moda oldu diyelim. Yıkılan yerlerin isimleri maalesef bir bir değiştirilerek yeni isimler konmaya başladı. Bununla ilgili de onlarca örnek sayabiliriz bu konuda. Şimdi Sümer İlkokulu deprem nedeniyle hasar gördüğü söylenerek yıkıldı. Olabilir. Bu bir vaka. Fakat yerine yapılan okulun isminin de Diniye Çalık İlkokulu olarak yapılması bizi şaşırttı resmen. Çünkü burası 80 yıla yakın bir dönemi kapsayan bir okul. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Malatya ekonomisine, Malatya kültürüne, Malatya'nın her türlü etkinliğine sebep olan bir Sümer Bank'ın çalışanları için yapılan bir okul ve o bölgede, o yörede yaşayan insanların çocuklarının gittiği bir okul ve şu anda yüz binlerce insanın anısının olduğu bir okul ve bu okulun isminin değiştirilmesi çok garibimize gitti bizim de. Tabii ki yaptıran insana saygımız var. Yaptıran insanlar para harcamışlardır, isimlerinin yaşatılmasını isteyebilirler ama Diniye Çalık Sümer İlkokulu olamaz mıydı diye düşünüyor insan ister istemez. Yani eski hafızayı silip yerine yenisini yapmak bize anlamsız ve garabet gelmekte. Bu stadın yıkılmaması gerektiğini anlattım. Sebebine gelince, şimdi şöyle bir olay vardır. Tescillenen binaların 100 yıllık, 200 yıllık, 1000 yıllık bina olmasına gerek yok. Tescilli binaların bir özelliği de içinde insanların anılarının yaşadığı binalar ve yerler olmasıdır. Şimdi Malatya'da İnönü Stadı ile ilgili anısı olmayan bir tane insan gösteremezsiniz. Yani futbolla ilgisi olmayan insanın bile en azından çocukken 23 Nisan törenlerinde, 19 Mayıs törenlerinde, 30 Ağustoslarda birçok etkinliklerde o stada gitmişliği ve orada oturmuşluğu vardır ve birçok anısı vardır. İnsanlar bunun farkında değiller ve bu anıları yıkıyorlar. Anıların yıkması çok tehlikeli bir noktaya götürür insanları. Bir de İsmet İnönü seversiniz sevmezsiniz. Bu memleketin bir insanıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında, Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük kahramanlıkları olan bir insandır. Bunun ismini verildiği bir stadın isminin yıkılıp yerine Yeni Malatya Stadı herhalde değil mi şimdiki ismi? Böyle bir anlamsız bir ismin verilmesi de bir ayrı bir garabet bence. Maalesef bu da aynı demin söylediğim gibi. Yani Atatürk isminin silinmesi burada da söz konusu. Bu da çok büyük bir yanlış. Yani Allah aşkına merkez kapalı spor salonu ne demek ya? Yani bu konuda konuşmak bile zul geliyor bana yani. Utanıyorum bu konuda konuşmaktan.